Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır karnabahar turşum var. Bir büyük boy karnabahar ve şöyle 4-5 tane de havuç kullanacağım. İyi seyirler diliyorum. Karnabaharlarımı bol suyun içerisinde yıkayıp çiçeklerinden temizledim. Şimdi havuçlarımı kesiyorum. Şöyle bir aparatla havuçlarımı kesiyorum çok güzel oluyor ve şu anda karnabahar turşusu yapmanın tam zamanı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Elimde birer litrelik kavanozum var. Cam kavanoz kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir başta sarımsak temizledim. 3-4 tane sarımsak ilave ettikten sonra havuç ve karnabahar olacak şekilde dolduruyorum. Havuç kullanmayabilirsiniz ama renk vermesi açısından ben seviyorum. E kullanmanızı da tavsiye ederim tabii ki. Şöyle arada kavanozumu sallayarak ve elimle bastırarak kavanozlarımı dolduruyorum. Dilediğiniz miktarda karnabahar ve havuç kullanabilirsiniz. Ben biraz sonra sirkeleme aşamasına geldiğimizde kavanoza göre ayar yapacağım. Yani buradaki önemli olan miktar kavanoz miktarı. Karnabaharı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 4 tane birer litrelik kavanoz elde ettim. Şöyle hemen şimdi sirkeleme aşamasını göstereceğim. Bunun için her bir kavanoz için birer yemek kaşığı turşuluk iri tuz kullanıyorum. Her birine bir yemek kaşığı dolduruyorum. Daha sonra hemen üzerine çay kaşığının ucuyla limon tuzu ilavesini yapıyorum. Birer çay kaşığı da şeker ekliyorum. Bu şeker eklememizdeki maksat asit düzeyini orantılıyor ve çok güzel oluyor. Mutlaka bu şekilde kurun turşularınızı. birer çay bardağı klasik çay bardağı ölçüsüyle de üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Her birine birer çay bardağı da sirke ilavesini yapıyorum. Kornişon salatalık turşusunu da aynı mantıkla kuruyorum. Çok güzel oluyor. Videolarımın arasında var. Bakmak isterseniz. Şimdi kavanozlarımı tamamladım. Üzerine kaynatmış olduğum sıcak suyu ilave ediyorum. Mutlaka kaynar su olması gerekiyor. Bakın şöyle dumanı üzerine fokur fokur kaynayan suyumu getirdim. Kavanozumu kapağına gelecek kadar suyla dolduruyorum. Şöyle kullanılmamış temiz bir kapakla sıkıca kavanozu kapatıyorum iyice sıkıştıralım bu şekilde çeviriyorum ki içerisindeki tuz ve sirke her tarafa eşit bir şekilde dağılsın oldukça da ısındı bu arada cam şişe mutlaka cam kavanoz kullanmamız gerekiyor böyle çevirdikten sonra kapağı altta kalacak şekilde çeviriyorum ve ben bir gün bu şekilde bekletiyorum bütün kavanozlarıma da aynı işlemi uygulayacağım. Evet, şu şekilde hepsini tamamladım. Yaklaşık bir hafta sonra e, turşunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. O aşamayı da paylaşacağım sizlerle. Hadi sizlerle benimle birlikte bugün e, Perşembe günü haftaya Perşembe günü tekrar yeni bir videoyla sizlere göstereceğim nasıl güzel bir turşu olduğunu. Ama öncesinde şöyle kapak durumunu göstermek istiyorum. Ertesi gün tekrar çektim sizler için. Nasıl güzel berrak bir suyu var. Bakın kapağında da herhangi bir atma söz konusu değil. Tam bir hafta sonra yeni bir videoyla ile turşumun olmuş aşamasını paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.